yatır bunu da darbayı da tutar. Kafanın üstündekilerini alsan zaten. Beni görmek. Tamam tamam abi. Hadi. Pazartesi gelecek tamam. Artık. Yok yok. Bosa saati bir ay önce 8. ayın 1'inde başlayıp 8. ayın 15'ine kadar sürer. Bu baklavada kullanılan fıstıktır. Şu anda 9. ayın başı 8. ayın sonunda da ben hasatımız başlar. Ekim'in 15'ine kadar da bu hasat devam eder. Antep fıstığında periyodisitelerden dolayı bir yıl var yılı bir yıl yok yılı vardır. Bu yıl yok yılı. Geçen yılki rekolteden çok daha düşük %40'larda bir rekoltemiz var. Şu anda işte ben hasatına başlamış bulunmaktayız. Fiyatlar konusunda yaş şu anda 28 lira ile 30 lira arasında gidiyor tablalık. Kuru yemiş olarak tüketilen yaş ben fıstık. Kuru fıstığın daha piyasası belli değil. Ya, hasat yeni başladı. 10 gün 15 gün sonra piyasa belli olur. Fiyatlar fena değil ama yok yılına göre biraz daha yüksek olması gerekmekte. Gübre fiyatları, yömiye fiyatları, mazot fiyatlarına bakınca yani Antep fıstığının 30 lira değil de 35-40 lira bandında olması gerekmekte. Şu anda karpuz çekirdeği 3 aylık bir yetiştirme süreci var. 20-25 liraya gidiyor. Antep fıstığı 20 yıllık bir emek karşılığı yetişiyor. 30 lira yani düşük fiyatlar. Zaten bu yıl yok yıl olduğu için çoğu kişi baklavalık erken hasat etti az olduğu için. Böyle kuru yemişlik ben hasadı fazla yok bölgemizde. Şimdi fıstığın fiyatını düşünecek olursak yani diğer ürünlere göre çok yüksek olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü buna edilen emek ya gübresidir, mazotudur falan fiyatlar yüksek. Yani istediğimiz fiyata satamıyoruz. Yani pek fazla söylenecek bir şey yok aslında. Neden derseniz, çünkü bu sıcaklarda olsun, kışın günü olsun bunun budamı var, çapası var, çüt diyoruz, çütü var. Yani bayağı bir emek ediyoruz, başlı başına kurtarmıyor. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Ya fiyatlar düşük, yani emeğin karşılığını alamıyoruz. Çiftçinin elinden çıkınca daha pahalı oluyor. Neden derseniz, hani bu emeğin karşılığını çiftçi alamıyor. Daha çok bunu satan kişiler parasını kazanıyor bunun. Yani tam hakkını alamıyoruz biz bunun.
şu an hasat dönemi yaklaşık herhalde 2 hafta sonra falan hasat dönemi bitiyor. Ondan sonra gelecek yılı bekleyeceğiz. Zaten gelecek yılda fıstık yoktur. Ağaçlarda karagöz yok. Bizim karagöz dediğimiz bir şey var, meyveyi veren karagözler var. Onlar şu anda ağaçta yok yani. Gelecek yıl yok, var senesi olmasına rağmen karagöz yoktur yani. Bu sene de fıstık az olmasına rağmen par etmiyor. Kuraklıkla alakalı biraz da nasıl diyeyim, gübreyi falan tam veremiyoruz fiyatlar yüksek olduğu için. Ya onlarla alakalı. Tuhan geldi kendini kaptırdı ya. Senin gösterim karnına vurdu.